Evet, sen de ben Atan Bugün Sizler Bilmeyen Minecraft kanalı kafeslerimizin 14. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en sonki bölümümüzde maden işlerine bakmıştık. Bu bölümde abi bir sonraki bölüm için hazırlık aşamasında olması açısından şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hop, dur. Şimdi genel manada hem şey öldüreceğimiz için, hem mob öldüreceğimiz için, hem de 3-5 bir şeyi belki bulursak kazarız, küleriz diye şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ama bu 3 tane bize yeter. Yetmediği takdirde daha fazla yaparız. Elytra ile uçacağım, evet, Elytra ile uçacağım. Hani bunlar sadece survival özel şeyler değil, bunlar epic bölümler. Bu bölümde de yine aynı şeyleri yapacağız aslında bakarsanız. Sadece bu bölümde şu olmayacak. Olabildiğince fazla diğer yerlere uçmaya çalışacağız. Farklı yerlere uçmaya çalışacağız. Hani belki bakarsınız şey buluruz. Game mode. Creative. Heh. Elytra'yı aldığım gibi setimi çıkartacağım. Elytra neredesindir? Buradasındır. Tamamdır. Bunlar özel bölümler. Dediğim gibi. Ben daha yedek elitramız olsun bari. Tamam. Şimdi şöyle şuradan uçmaya başlarız. Umarım kayıt süresinde bir duraksama yoktur. Hiç dikkatli bakmıyorum ona. Heh. Güzel, tamam. Bu şekil uçacağız ve de farklı bir biyom bulmaya çalışacağız. Buraya girmiş miyizdir mesela? Sanki pek girmiş gibi durmuyor. Dur bakalım, şuraya bir inelim. İlla bunu kullanmamız lazım, öyle mi? Ha, bunlar işimize yarayacak olan şeylerdi, o yüzden bunları aldım. Bu arada ben içecek olarak soğuk bir kahve tercih ettim. Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Lan niye uçmuyorsun? Niye uçmuyor bu? Heh. Bir de buraya bakalım. Obsidyen işimize yarar mı bilmiyorum ama bu altın işimize yarar, ondan eminim. Ateş topu, koruma, tamam. Başka bir şey işimize yarayacak gibi durmuyor. Evet. Uçmaya devam edebiliriz. Bal kabağı buldum. Bu arada kılıcımı almamışım, onu fark ettim. Bunu uçmaya devam edebilir. Umarım tek bir biyom yapmamışımdır ya. Çünkü meşe ağacı, huş ağacı, bunların hepsini elde etmemiz lazım. Ki ilerleyen yerlerde ananı sikeyim. Evet, sanırım biz tek biyom üzerinden yaptık bunları. Bakalım burada ne çıkacak. Şuradan hemen aşağı inelim. Bize de tam anlamıyla bu lazım zaten. Hadi be abi. Çıkalım şuradan. Hadi. Hadi. Hadi ha.
Tamam. Tamam. Tek biyom üzerinden yapmadıysak bunu kullanabiliriz. Ama belli bir süre zarfında da bir yer bulamazsak bir daha Elitve ile bir işimiz olacağını düşünmüyorum. İstanbul'da binalar yapılmazsa ne hale mi gelir? Yok, sanıyorum ki tek biyom üzerinden yapmışız. Yani yukarıdan baktığım süre zarfında hep tek biyom görüyorum. Yani olabildiğince farklı ağaç türleri, farklı yaşam yerleri keşfetmeye çalışıyorum ama canım acıdı ama. Bir yatak işimize yarar. Bunları alalım. Biraz aşağı inelim. Altın elma. Tamam, bunları da aldım. Aha. Bu çocuklarına bak ya. Onların bir yere pusuna düştüm amına koyayım. Bir daha yer miyim ben o numarayı? Şimdi buradan bunu at, bunu at, bunu at. Bunu da at. Ama hiç böyle bir yaşam umudu vermiyor ya bu dünya bana. Onarım güzel. Pantolon, pantolon. Pantolon. Çakmak taşı ve obsidiyene gerek yok. Burada farklı bir yer var mı diye bakıyorum. Ancak göremiyorum. Burada yine bir çapa. Balta, bot ve göğüslük bulduk. Bize de zaten bunlar lazım. Ama sanıyorum ki gerçekten yani bir yaşam yeri yok. Hani farklı bir biyom yok. Şimdi biz fazlasıyla... Okey, tamam. Bunu atalım. Aa, biz girdiğimiz bir yerin kazanını almamış mıyız? Hoppa, oradan ben geçemem dayı, orayı boş ver. Her yerde bir kar var. Her yerde bir... Kar dışında bir yer aradım. Çünkü huş, meşe, akasya fidanı. Bunlar için hani gerçekten çünkü ihtiyacım... Abi bu ne ya? Bak mesela hep nereye gitsem bunları görüyorum. Bence bunlar özel böyle bulunabilen yerler. Çünkü devamlı olarak görüyorum ben bunları. Böyle düz bir boşluğa giderim diyorum. Yine bir yer çıkıyor da o da yani hep ağaçla dolu. Muhtemelen abi biz... bizim dediğimiz gibi yapacağız. Hani burada belli bir düzeyde gelişip...
Dünyayı kurtardıktan sonra buradaki save haritasını ikinci bir save haritası olarak kullanacağız. Ve de hoppa, bak burada bir yer var ama burası şey midir bilmiyorum. Tam burası şeymiş. Anladın ne demek istedim. Buradan aşağı inelim. Aha. Evet, ilk defa şey yok. Buğday olur alırım. Altın elma da alırım. Şimdi burayı ne bırakabiliriz? Hala. Kazan al. İksiri al. İksiri bırak. Ah lan, çıkamıyormuş. Ya bir şey diyeceğim, ben buradaki tünel yeri alsam mesela. Şu bana bunlar da lazım oluyor ama bloğumuz var mesela. Ya da dur. Şöyle yapalım. Tabii böyle durumlarda dur, time set die yazacağız. Hani seyir zevki açısından. Havanın gündüz olması gerekiyor. Hani burada 20'şer dakika boyunca. Ama bu bir daha gezi turu, anca bir sonraki sezonda eğer ki yer değiştirirsek o şekil olur. Ki koloni kurma işini de o şekil yapacağız. Burayı kurtardıktan sonra 1-2 yıl sonra anca buraya tekrardan geliriz. Hani yaşanabilir bir yer yaptıktan sonra sadece buraya belli başlı malzemeler ile geldiğimiz vakitte burada bir yaşam yeri kurabiliriz. Ancak şu an için baktığımda fazla bir malzeme görmüyorum. Hayal kırıklığına uğradım şahsen ya. Halbuki çok da güzel uçuyordum. Niye öyle oldu ki? Hani bakıyorum böyle karın olmadığı bir yer var mı da yok gibi. Ah lan. Gene çarptım. Yani habire bir karlı bir biyomdayız, evet. Tek biyom koymuşum yani ben. Kurarken hata yapmışız. Çıkışı var mıdır? Yok. Lan nasıl amına koyayım diyeceğim şimdi biraz ona. Hissediyorum yani bakayım. Oha. Bayağıdır canımızı yenilemiyormuşuz, onu fark ettim. Yok hocam, evet. Zaten 5 dakika kalmış. Oydu, çok güzel geçti. Maralı sikiyim, kar yağışı başladı ama tabi bu bölümlerde geçersiz demiştik. İşte bu kar yağışlarının sebebi dünyanın bir bakıma kurtarılmayı bekliyor olması. Fark ettiyseniz hiç yağmur yağmıyor. Farklı bir yaşam hiç oluşmuyor. O yüzden burası bir tık bizi hayal kırıklığına uğrattı. Lan nasıl amına koyayım? Bir tık hayal kırıklığına uğradık bu bölümde abi. Ya beklemiyordum bu tarz bir şey.
Ben gidemiştim daha fazla yer vardı ama maalesef böyle bir durum söz konusu olmadı. O zaman hop dur. Şimdi kar yağışı oluyor olabilir ama artık Elytra'ya da sahip değiliz. Bu yüzden şöyle yapacağız. Armorlarımızı çektik. Ekin şimdi işimize yaramayan şeyler olacak demiştim. İşte onlar artık maalesef işimize yaramayan statüsüne geçecek olan şeyler bunlar. Maalesef. Burası işimize yaramayan şeylerle dolu olacak. Hatta buraya daha fazla yer bile açıldı. Bunları buraya koyabiliriz. Tarlaya bunları koyalım. Kömürleri buraya koyalım. İşimize yarayacak olan. Hoplan bunları tarla yerlerine dur. İşimize yarayacak olan biz bir sandık da bu. Burada tahta şeyler olacak demiştik. O yüzden bunları buraya koyalım. İşimize yarayacak olan şeyler buraya demiştik. Buraya koyalım. Taşlar için buraya ayırmıştık. Kazanla 8 tane tamam olur güzel. Oğlum bizim fazlasıyla kömürümüz varmış aslında. Ha, 3 stack fazladan kömür evet. Burayı şu şekil yapacağız. Bunları böyle koyalım. Tamamdır. Burada masa olsun. Aynen. Sezon finali verdiğimizde yani bir sonraki bölümde sezon finali vereceğiz. Ama sezon finali tabii bir 15 bölüm sürecek ikinci sezon ama belki de sezon finalinden sonra şöyle şunu yapabiliriz. Bu haritada şu an için yer altına herhangi bir şey yapmamızı ben çok olası görmüyorum. Buradaki hayvan sayılarımızla birlikte yeni bir save haritası kurup hani yeni bir save haritası olur. Ben neyse. Yeni bir save haritası oluşturup oraya geçebiliriz. Hani burada birinci yılımızı doldurduk. İkinci yılı için farklı bir save haritası kurup oraya da tabii böyle bir tarz bir yer yapacağız ama gerçi dur yapamayız çünkü lav işlerine bakmadık. Lav işleri için bir sonraki bölüm ilgileneceğiz. Onun için hatta şöyle bir şey yapalım. Başka demirimiz var mıydı bizim buraya bıraktığımız? Yokmuş. Gidelim. Mahzenimizden ne kadar demir varsa o demirleri alalım. Ve buradaki görevimiz şu şekilde sonlanacak. Yani Türkiye'deki olayların, Türkiye'deki iklim koşullarının düzelmesi için bize belli bir süre lazım. Ve bu lavları yaptığımız takdirde de bizim için aslında o süre geçerli olacaktır. Yani sezon finalinde belli ki bir sene, 2 sene, 5 seneye kadar uzayabilecek şu durumlar olacak. Biz buradan götürebileceğimiz her şeyi bir sonraki bölüm sandığımıza koyacağız ve siktir olup gideceğiz. Siktir olup gittikten sonra da bunları Mars'a yani NASA'ya teslim edeceğiz. Yani teslim ettiğimiz şeylerden sonra şunu size de rahatlıkla söyleyebilirim. Yeterli düzeyde bulabilirsek ve bu sezon son bölümünde lavları orantılı bir şekilde yerleştirirsek ikinci sezonda buradan kurtuluyoruz. Üçüncü sezonda yeni bir save haritası oluşturup o save haritasında hem kolonileştirmeyi hem de dünyada ve Türkiye için bunu baz alarak söylüyorum. Yaşam yeri oluşturmaya, fabrika oluşturmaya, üretim yerleri oluşturmaya, fazla üretim yerleri oluşturmaya, ticari alanlar oluşturmaya, bir nevi küçük bir şehir kurmaya ve 3 ve 4 ve belki de 5. sezonu buna ayırıp 15-15 öyle ilerleyerek
seriyi finaline getireceğiz. Evet hocam, izlediğiniz teşekkürler. Yine oyunlara abone olmayı, like atmayı unutmayın. Minecraft kanalı karşı serisinin gelmesini istiyorsanız ben videomdan bunu belirtmiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.